Tarafsız Haber Barış Biner'de seçim anketleri yorumlamaya devam ediyoruz. Bu defa çok ilginç bir anket çalışması var. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi'nin yine iktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi'nin, bakın ismini bile şaşırıyorum söylerken, çünkü o kadar önemsemediğim kişi oluyor kendisi. Aynı zamanda iktidara da çok çok yakın Optiver anket firması neredeyse iktidarın en yakınındaki anket firmalarından biri olarak değerlendirebiliriz. Şimdi sonuçları tarafsızca, tarafsız bir bakış açısıyla, iktidara yakın durarak değil, uzak durarak da değil, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Başlığı şöyle attım: İyi Parti %9,9, biraz ironi olsun diye de attım ama bu anket firması son günlerde 15'in altına düşmeyen anketlerde, 15-14 oranların altına düşmeyen İyi Parti %9,9, yani baraj altı göstermiş, başlığı da böyle koydum. Şimdi iktidara yakın duran Optimal araştırma firmasına bile AKP %40'ı geçemiyor. Çok ilginç veriler var. T24 haber kaynağından aktarıyorum. Haberin detayları T24'te, onlar da Hürriyet'ten alıntılamışlar. Kaynağımız T24, tarafsız haber. Barış Biner'de seçim anketini yorumluyorum. İşte Optimal araştırmanın son seçim anketi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar'ın son anketinin detaylarını aktardı. Dikkatinizi çekerim bilmeyenler için. Hürriyet gazetesi iktidara yakın bir konumlanma içinde. Abdülkadir Selvi, iktidar en yakın gazetecilerden birisi. Optimar araştırmada iktidara yakınlığıyla bilinen bir anket firması. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısına Optimar'ın 10-15 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişiyle katı yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçlarını paylaşmış. Optimar'ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, güvenilir olması, ilk kez bu köşede yayınlıyor olması nedeniyle diyor Abdülkadir Selvi. Ama Abdülkadir Selvi'yi şöyle bakabilirsiniz: İktidarın sözcülüğünü üstlenmiş bir gazeteci olarak bunları söylüyor. 2023'te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelimeyle cevap veririm: ekonomi demiş. İktidara yakın anket firmasında da ekonomi sonucu çıkmış. 2023'te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelimeyle cevap veririm demiş. İktidara yakın Abdülkadir Selvi ekonomi demiş. Optimar da iktidara yakın firma da ekonomi demiş. Türkiye'nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılan %38,5'i, ankete katılanların %38,5'u ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs diyenler 14,8. 3. sırada 12,6 ile işsizlik varmış. Bir sürede ilk 3 sıra değişmiyormuş. Ekonomi ile işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51,1'e ulaşıyor demiş Abdülkadir Selvi. İktidara yakın bir konumlanma içerisinde olan optimal araştırmada bile. En büyük sorun ekonomi diyenler artıyormuş. Yine Optimar'ın araştırmasından ekonomi ve işsizlikle ilgili Nisan ve Mayıs ayı araştırmalarının da sonuçlarını vererek bir kıyaslama yapmak istiyorum. Nisan ayında ekonomi diyenlerin oranı %33,2 iken işsizlik 13,7 çıkmıştı. İkisinin toplamı 46,9 ediyor. Mayıs ayında ise ekonomi %36,5'e çıkmış. Yani iktidara yakın bir anket firmasının gözüyle incelersek, Nisan ayında ekonomi problemli diyenler 33,2 iken Mayıs ayında 36,5'e çıkmış. Dolayısıyla 33,5'tan 36,5'a %3'lük iktidar açısından bir kaybı burada ara noktalarda gözlemleyebiliriz. Çünkü iktidara yakın olması vesilesiyle açık açık bu sonuçları veremezse bu ara noktalardan inceleyebiliriz. Her seçim anketinden bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Ekonomi artı işsizlik diyenlerin oranı %48 çıkıyor. Yani optimale göre ekonomi diyenler %3 artmış. Bu da iktidardaki oy kaybını işaret ediyor. %36 sorunların çözümü için AKP diyormuş. Bunu da şu açıdan söyleyebilirim: zaten şu anda AKP iktidar olduğu için elbette ki AKP diyecekler. Sorunların çözümü için AKP demeleri normal, çünkü AKP iktidar sorunları çözmeden kaçmak yok öyle anlamında söylemişlerdir muhtemelen.
Burada çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Halkımız sorunların çözümünü de AKP'den bekliyor. Ankete katılanların 36,7'si AKP çözer derken CHP diyenlerin oranı 23,3'te kalıyormuş. İyi Parti sorunları çözer diyenlerin oranı 5,7 oranında çıkıyormuş. Ama elbette ki iktidar AKP olduğuna göre sorunların çözümünü AKP'den beklemeleri kadar daha normal bir şey olamaz. Muhalefetin kronik sorunu devam ediyor diyor Abdülkadir Selvi'ye göre. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci böyle yazmış. Halkımız muhalefeti sorunların çözüm merci olarak görmüyor şeklinde yazmış Abdülkadir Selvi ya da muhalefet o güveni vermiyor demiş. Evet, kısmen doğru ama genel itibariyle kamuoyuyla anket sonuçlarını incelediğimizde aslında sorunu CHP'nin çözeceğini seçmen görüyor. Çünkü muhalefet %60 dengesinde, iktidar %40 dengesinde çıkıyor. Anket sonuçlarında iktidarda büyük bir yıpranma var. Buradan seçmenin aslında sorunları CHP'nin çözeceğini görmek gerekir. Ama siz şu anda böyle bir soru sorarsanız elbette ki AKP iktidarı sorunları çözmeli diye yanıt verir. Abdülkadir Selvi iktidara yakın bir konumlanmada burada. Ekonomi denilince Ali Babacan'ın ön plana çıkması beklenirdi ancak Deva Partisi çözer diyenlerin oranı 0,5'te kalıyormuş. Zaten Deva Partisi'nin bir sıçrama yaptığını söylemiştik. %4'e ulaşıyor anket sonuçlarına 3 ve 4 aralığında. Ekonomi sorununu çözer diyenlerin oranı 0,5'te kalması normal %4'lük bir partinin. Ancak Abdülkadir Selvi Bey de buradaki yorumunda iktidara yakın bir konumlanmada bulunmuş bence. Bu konuda kendisine katılmıyorum. Bunu da ifade edeyim. En beğenilen siyasetçi Erdoğan sonra Mansur Yavaş denmiş ama burada da bir algı oyunu olabilir. Şuraya gelmek istiyorum. Demek yaptırdıkları araştırmalarda Mansur Yavaş'ın aday olmasını ön plana çıkartmaya çalışıyor olabilirler. Kesinlikle Mansur Yavaş'ı beğenen bir insanım. Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan bir insan değilim ama Adalet ve Kalkınma Partisi Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden kendisine göre olumlu bir propaganda düşünüyor olabilir. Bizim buradan çıkaracağımız sonuç bu. En beğenilen siyasetçi Erdoğan şeklindeki yanıt Optimar'da çıkmış olsa da genel anket sonuçlarında Erdoğan'a verilen güvenin son derece azaldı ve Türk toplumun en az %60'ının Erdoğan'a karşı olduğuna belirtmemizde fayda var. En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan %39,5'la ilk sırada geliyormuş. Abdülkadir Selvi'ye göre Erdoğan kendisi en yakın isim olan Mansur Yavaş'a 3 kat fark atıyormuş. Mansur Yavaş %13,7 ile ikinci sıraya yerleşmişmiş. Erdoğan ise açık ara birinciliği hiçbir zaman kaptırmamış ama katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Neredeyse tüm kamuoyu yoklamalarında Erdoğan Mansur Yavaş'a en az %15-16 ile kaybediyor. Sadece Abdülkadir Selvi Bey'in yazdığı optimal araştırmada farklı bir sonuç çıkıyor. Yorumlarınızı da sizlere bırakıyorum. Ama Erdoğan'ın altındaki sıralamada inişler çıkışlar yaşanıyormuş. Oysa Erdoğan hem Mansur Yavaş'a kaybediyor, hem Meral Akşener'e kaybediyor, Ekrem İmamoğlu'na kaybediyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nda geçerek 3. sıraya yükseldi. Kamuoyu anketlerinde böyle bir sonuç yok. Demek ki iktidar medyası sadece Mansur Yavaş'ı değil Kılıçdaroğlu'na ön plana çıkarmayı düşünüyor olabilir. Bir stratejist çerçevesinde bunu yapıyor olabilir. Buradaki algıya dikkat etmek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu Ocak ayından itibaren gerilemeye başlamış. Oysa tüm kamuoyu anketlerini incelediğimde Ekrem İmamoğlu'na böyle bir gerileme görmüyorum. Son anketlerde ise Mansur Yavaş ikinci sıraya yerleşirken Ekrem İmamoğlu üçüncü sıraya düşmüş. İktidar cenahından benim edindiğim algı şöyle. Ekrem İmamoğlu aleyhinde kampanya var. Mansur Yavaş lehine bir kampanya var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarak Millet İttifakı'nda bir tartışma yaratmaya çalışıyorlar. Buradan asla Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş kaybeder algısına ulaşmayın. Onların farklı bir algı üzerinden yürüdüğünü unutmayın. İki konuyu birbirinden ayırın. Ama özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı olumsuz bir algıda bulundukları da bir gerçek. Optimar'ın Temmuz ayı özel araştırması ilginç bir sonucu ortaya koymuş. Son dönemlerde görünürlüğü artıran Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na geçerek 3. sıraya yükselmiş. Ekrem İmamoğlu %6,9 ile 4. sıraya gerilerken Kılıçdaroğlu
7,4 ile 3. sıraya yükselmiş ama genel kamuoyu anketlerindeki verilerle çok farklı. Optimar'ın araştırması diğer anket sonuçlarında böyle veriler çıkmıyor ama bir veridir, değerlendirilmesi gerekir. Burada bizim bakmamız gereken anket firmasını suçlamak değil, Abdülkadir Selvi üzerinden iktidar cenahının yürütmek istediği algıyı bulabilmek. O yüzden takipte kalın. Kılıçdaroğlu Nisan ayı araştırmasında Meral Akşener'den sonra 7. sıradaydı. Mayıs ayı araştırmasında 6. sıraya yükselmiş. Son araştırmada ise ilk 3'e girmeyi başarmış. Bu da Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmasının olumlu karşılandığını gösteriyor. Yandaş demeyelim, iktidara yakın anket firmasına göre. AK Parti'nin oylarını düşük göstermek için yarış yapılıyor demiş ama Abdülkadir Selvi'nin yaymak istediği algıya katılmıyorum. Barış Biner Tarafsız Haber kanalında tüm seçim anketlerini paylaşıyorum. Bence AKP bu seçim anketlerine karşı bir duruş sergiliyor. Optimal araştırmadaki elbette ki bir veridir. Bilimsel verilere karşı durmamalıyız, iktidarın yanında yer alsa bile. Ancak buradaki Abdülkadir Selvi'nin cümleleri üzerinden yaratmak istedikleri algı şudur: AKP bütün anketlerde kaybediyor demek istiyorlar. AKP'nin oylarını düşük göstermek için bir yarış yapılıyor diyor. Katılmıyorum. MHP'nin oylarının da düştüğü iddia ediliyor. İddia edilmiyor. Zaten tüm anket firmalarına MHP'nin oylarının barajın çok altında, 6-7 oranında çıkıyor. Oysa Optimar, iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar araştırmada sonuçlar farklıymış. Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna cevap verenlerin %40,5'i AKP demiş. Çok ilginç, çok ilginç, çok ilginç. Şöyle ki, iktidara yakın bir anket firmasında bile ki anket firmalarının iktidara yakın ya da uzak olmaları çok fark etmez, içerisindeki bilimsel verileri iyi tüketmemiz gerekiyor demiştim ben. O açıdan algıya yenilmek yerine bu rakamlar üzerine durmalıyız. 40,5'i AKP diyor. Çok ilginç bir veri şöyle ki, 49'larda, 45'lerde, 42'lerde, 43'lerde gösteren AKP iktidara en yakın konumlanan Optimal araştırmada bile %40'ı geçemiyor. %40,5, %41'e ulaşamıyor. Unutmayın, 7 Haziran seçimlerinde bile %40,8 oy almışlardı. Daha sonra 49'u artırmışlardı oy oranlarını provokasyonlarla beraber. Ama iktidara en yakın anket firmasına AKP %40'a düşmüşse, %40,5'e düşmüşse, %40'ı aşamamışsa diğer anket firmalarında 34, 33, 29 bulunmasının doğruluğunu gösteriyor bu anket çalışması. CHP diyenlerin oranı %24 olurken MHP %10,6 ile 3. sırada geliyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı 24-27 arasında, burada bir sıkıntı yok. Milliyetçi Hareket Partisi 10,6 diyor. İktidara yakın anket firmasında bile %10 barajını, kıl payı geçtiğine göre demek ki diğer anketlerde 6-6,5-7 oranları MHP'nin doğru olduğunu gösteriyor. 4. sırada ise %9,9 ile İYİ Parti geliyor. İYİ Parti'yi 9,9'a baraj altında göstermişler. Binde bir daha oy alabilseydi bu seçim anketinden İYİ Parti barajı geçecekti. Oysa İYİ Parti tüm anketlerde 14-15 oranlarını aşıyor. En düşük ankette bile onu çıkıyor. İYİ Parti ve Deva Partisi'nde çok büyük bir sıçrama var. İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar'ın İYİ Parti ile ilgili sonuçlarını hep eleştiriler yaklaştığımı bilirsiniz demiş iktidara yakın Abdülkadir Selvi. HDP ise 8,6 ile 5. sırada geliyor. HDP'nin baraj altında kaldığı bir anket, seçim anketi neredeyse yok. Optimal alt anketinde 8,6 çıkmış. Dolayısıyla %10 barajını aşmaları muhtemelen, çünkü tüm anketlerin ortalamalarında bile %10'u çok rahat aşıyor HDP. Kapatma davasının da etkisiyle Türkiye'nin demokratikleşmesi için. Cumhurbaşkanlığı seçimi %41 Erdoğan, %14 Yavaş, %8 İmamoğlu demişler. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy versin sorusuna ankete katılanların %41,7'si Erdoğan yanıtını vermiş. Zaten %40 Erdoğan, %60 muhalifler dengesi var demiştik. Optimal araştırmada bu dengeyi olumluyor adeta, çünkü önceki araştırmalarına bakmadım şu anda ama muhtemelen 45-50 oranlarında Erdoğan'ı bulmuş olabilirler. İkinci sırada %14 ile Mansur Yavaş geliyor. Oysa Mansur Yavaş
Örneğin çok güvenilir bir anket firması Avrasya Ankette zaten %50'yi kararsızlar dağıtılmadan bile Ekrem İmamoğlu ile beraber aşabilecek noktaya yaklaşmış durumda. Optimal 14,7 bulmuş. Saygı duymak gerekiyor ama ben size tarafsızca tüm anketleri aktarmam gerekiyor. Çünkü Abdülkadir Selvi üzerinden bir propaganda yürütülüyor olabilir. Ekrem İmamoğlu burada 8,2 ile Kılıçdaroğlu'nun önünde, böylece ilk 3 değişmiyor demiş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı 7,7 çıkarken 5,9'da Meral Akşener takip ediyor demiş iktidara yakın anket firması. Abdullah Gül gerileme içinde, ben Abdullah Gül konusuna girmiyorum. Zaten o defter kapandı. Burada iktidarın Abdülkadir Selvi ve Hürriyet gazetesinden yaymak istediği algı Abdullah Gül'ü tekrar gündeme getirmek. Oysa muhalefetin böyle bir gündemi yok. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Sürekli Ekrem İmamoğlu aleyhine kampanya yapıyorlar. Erdoğan mı, İmamoğlu sorusuna ankete katılanların 48 bir Erdoğan, %37,8 İmamoğlu demiş. İktidara yakın anket firmasında bile Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark %10,5'a düşmüşse, Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı 15 puanla fark atarak geçtiği anketlerin doğruluğunu gösteriyor, onaylıyor bu çalışma. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan en yüksek oy oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman çıkıyor. Erdoğan diğerlerinin oranı %49,2'ye tırmanırken Kılıçdaroğlu'na destek 30,8 oranında çıkıyor. İktidara yakın anket firmasına bile Kılıçdaroğlu 31, Erdoğan 49 çıkmış. Oysa diğer tüm anketlerin önemli bir kısmında Kılıçdaroğlu ya kazanıyor ya çok kıl payı kaybediyor. İktidara yakın anket firmasına aktarmaya çalıştım. Yavaş konusuna gelince, Erdoğan mı Yavaş mı? Muhalefet Erdoğan karşısında en yüksek oranda Mansur Yavaş'la ulaşıyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı 39,3 çıkarken Erdoğan 46,8 çıkıyor. %6,5'luk bir fark var. İktidara yakın anket firmasına bile Mansur Yavaş'la Erdoğan arasındaki fark %6,5'a indiyse, demek ki Mansur Yavaş aday olduğu zaman Erdoğan'a fark atacak. Evet, iktidara yakın optimal araştırmayı iktidara yakın gazete ve iktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi'nin bakış açısıyla inceledik. Optimal araştırmasında bile Cumhur İttifakı'ndaki gerilemeyi gördük. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayınız. Tarafsız haber Barış Biner.